Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Tarihka nazar programımızın 3. sanığı kelgin onların ne kızığını karışalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli kardeşler, bugünkü programımızda hem yana iki aldınkı iki programımızda hem onların dikkatı da huzurda bulup ötken hürmetli ustazımız Doktor Sultan Mahmud Qashqarli ustazımızı teklif kıldık. Özünün kıymetli vaxtını çıkarıp kepegeliği için köptün köp rahmet ediniz. Rahmet edin. Rahmet edin. Allah razı olsun. Kadirli kardeşler, aldınkı iki katımlık programımızda biz bu tarihki nazar programımızda, yani yeni başlayan bu programımızda bulup mu Şarık Türkistan tarihimizde, vatnimizdeki en ahirki mu şu 1933 yılı kurulgan Cumhuriyetimiz ve 44 yılı kurulgan bu Cumhuriyetlerindeki aldı kendiki tarihi ceryanlar, baskuşlar hakkında tefsili toxtulup öttük. Birincisi de kiriş mukaddemi şekilde, ikincisi de bu 33 yıldaki Cumhuriyetimizdeki yani asasi kanunları hakkında katırlık mezmunlar da bir kadar kendine dair toxtulup öttük. Bugün inşallah programımızda muşu 33 yıldaki Cumhuriyetimizden ağdırlı ve tiş sebepleri ve muşu Cumhuriyetinin emelden kılışıga sebep olan bugün programından başta muşu Hocunez Hacim'ninki Sevitler bilen, Sövit hakimiyeti bilen muşu Erkeştem'de ilip bakan bir kilişim tüzülgelik doğrula ötken programımızda biraz kıstırılıp ötülgen demin, yani kilişim tüzülgen demin. Muşu kilişimden mezmun hakkında tuhtalsak birinci olup, onun kendin sahibi tam olacımdaki bu Hocunez Hacim'nin tüzgen, Sevitler bilen tüzgen kilişimine karşı ilip bakan yeni ayrım bir yığın açıp bu kilişimine karşı karar ağırlıkla hakkında bu malumatlar var. Şimdi Muş'un mezmunu bir iç bakan basla. Aldı bile Muş kilişim hakkında. Hoca Nezalim'in sevgiler bile. Rahmet. Bu ötken programlarda biz 1933 yılı 12. Noyabr'da Kaşkay'da kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti. İslam Cumhuriyeti. Kuruluş felsefesi, onun teşkil aparatı, hoş. Onun asas kanunu, yani asas kanunun maddeleri üzeri, üstüde biraz toktulup ötkendik. Ve bu 33-12 Noyabr'da kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin yani o vakitki militarist Şinsey, Hıhtay General Şinsey bilen komünist Sovyet Rusya'sının işbirliği bilen bu cumhuriyetinin ortadan kaldırılganlığı, yoktulganlığı hakkında mı toktat ötken edik. Bu cumhuriyetinin ki demek yok kılıp taşınışı da birkaçı mühim sebeple bu. Hemimizgi malum bu 1931 yılı kumıldığın başlangan Şarkı Türkistan halkının milli azadlık hareketi nait tiz vakit içinde bütün Şarkı Türkistan'ın hem bunun kuşakları yiyilip halkımız hürriyet için, azadlık için, müstakil hür yaşamak için köreş sepik atlandı. Hoş. Muşu köreş ceryanı da bunadan haber tapkan. Yani Tungan Macunyan Çinhay'dan Şarkı Türkistan'a çıkıp hocam nizacı ile birlikte bu İslam açıdan inkılap katıcılık aldığını bildirip onun ile hemkarlışılık aldığını bu yolda birlikte güreş kıldık aldığını bildirdi. Şunun ile bu hocam nizacım bilen Macunyan arası da kumul tamamen Hıhtay hakimiyetinin, Cinşur'un hakimiyetinin tamamen tazlanğandayken veya tamamen valadın azat kılıngandayken bu Macunyan ile hocam nizacım otursa da bir kilişim imzalandı. Bu kilişimde mezmunu şu. Hükümetin asaslık rehberlik sizin üstünüzde buludu. Ben eskiri işlerde ben çünkü biraz tecrübelik bu işlerini ben tutayım. Ben sizin oğlunuz, siz benim atam.
inkılapını birlikte elip barimiz. Degen asası kelişimi kıldı. Kelişimden anda birinci aldınkı bir maddesi. Şu hocam neyzacı Mahmut Sincan başçılığı dike. Uygurla asas kıyan bu milli armiye koşun cimsarını cenşörün hakimiyetinin azat kılış. Guçun yani Guçun diyen hem de kadim şehir demekti o zaman. Bu Guçun bizim Uygurlar Guçun deyip kılavar bu kadim şehir, eski şehir, kadim şehir. Bu şehrini Macunyan cenşöründen azat kılış vazifesine bölüşüp alıdı. Neticede 33. yılı demek ikincimiş, üçüncü ay içinde ciddi bu hareket kılıp Macunyan yani kadim şehir yani Guçun'u cenşöründen hakimiyetinin tazılıp o Urşeliye'nin kol kalıdı. Yani cenşöründen nurgun askerleri var idi. 3000'den artık askeri. Onun bütün koral silahlarının hepsini Macunyan üze tapşırıp alıdı. Cimsar'ını hocam neyzacı Mahmut Sican yani Mahmut General Mahmut Muhit başçılığı diye koşullar şiddetli katlık can veren o teslim kıldı. Yani Cimsar'daki Cimşor'un hakimiyetinin nimileri, kumandalları ve memurları teslim bayrağını çıkarıp teslim olduğunu bildirdi. Şunu olan dedik o zaman teslim olsan koral tapşırsan. O zaman senin cininle hayatın kıpsi kipirlik kılıyız diken zaman 24 saat mühlet soraydı. Biz koralların eskerliğini yığıp sizki 24 saatten ki biz sizin kolunuzga koralını tapşırsak. Şuna bolu deyip o teslim olgan diken ola orişini toktudurum. Ama 24 saatten ki bu koral tapşırılmagan diken hocam neyzacı Mahmut General Mahmut Muhitti bu koral neydi dese bizki Macunyan koralını bana tapşırsan deyip koralını Macunyan'ın adamları tapşırdık oğlu hep gitti. Degen deyken hocam neyzacı öyle Mahmut Muhitti'nin naayeti açacak geliydi. Sen bizgi verdik yıkanıyorsun, Kur'an'ı bizgi tapşırdın emez mi? Sen ne mi dep bunun tapşırırsın? Dep naayeti açacak gelip bu Macun derken loğumadı ne mi kıyığını bu? O Gürcan'ın Kur'an'larını biz onun bizgi verdik, onun şerik olmadık. Bunu uzun aldı. Bu cimsarda köreş gelip biz teslim kıysak bu Kur'an'ı bizgi tapşırış gerekirdi. Ne için bu Macunya bu koralını bana verirsin de bu ekti de o de. Otları da demek bu Macunya'yı ölen hocam neyzacı. Otları da ıhtılap tıkladı. Bu ıhtılapını sezgen Rusya ve Şınsay milletler Şınsay bunun ustalık ile paydalanıp hocam neyzacı ile Mahmut Sican'ın arasını içip birbiriyle vuruşturup demek bu milli azatlık hareketinin küçük kuvvetini acizlaştırış yolunu tutudu. Bu yolunu tutudu tutup hocam neyzacı bilen bu heyetliğe kömdürüp görüşüdü. Bu hakikaten vapasızlık kıp bu sizin olmayı da işinizde kilişimde hıyanet kıptı. Onun için bu naayetini açar edemken bu. Macunyan'ı heyet gönderip bu hocam neyzacı'yı dikkat kılayım. Bu hocam neyzacı diyen yakşı edememezken siz şunç köreş kılıp bu cimşorunun kadim kışarı gücündeki kuvvetlerini yok değilsiniz. Onun kuşalı olmayı tek sizden koral talışıp mayında hazır mayında oturdu oturdu da onu mu kuş gerdi. Şuna olan bu iki kuş oturursa da ıhtılap payda kıldı. Bu yani Rus meslekçilerinin köşetken şeytani fikirleri veren Şınsev'in uygun görüp bunu uygulaydı. Şunun öyle bu ahirde bu Ürümçin'i işgal kılışka erket kılıdı bu Macunyan öz aldığa. Ama o vakti de Şınsev Ürümçi koldan kesse benim bu hakimiyetini kolga keltiriş ümidim yok hap gitti diyen oy veren Sovetler İttifakı'nın Ürümçi'deki konsülü ile görüşüp ben aslında Marksizm, Leninizm'in itikadı gibi bir insan ben. Ben Japonya herbi mektepte okuganda ben Marksizm, Leninizm'i ügengen. Şunun için ben Marksizm, Leninizm yolu da minişka teyyar. Eğer Sovet hükümeti bana yardım kılıp
Şincan'da hakimiyetin beşiğe çıkışımı kabalet kıldığım olsa, ben Stalin'in yolu da, Sovyet Komünist Partisi'nin yolu da, ben pidakarlık bilen, ben hizmet kılımen, Sovyet Rus Komünistlerinin bütün talimatlarını sadık kılımen. Dep onunla koral isteydi. Bana yardım veriş gerek, bana yardım verse Rusya'ya. Sovyet Komünist Hakimiyeti yardım verse, ben bunu kılışkı teyyemem. Şunun öyle, bu Ürümçi ciddi kuruşağı içinde kalıdı. Ürümçinin ilinip gidiş ehvalı yıkılaşka vakti de bu Şınısey, Cellar Şınısey'nin bu teklifi esasen Sovyet Komünist Hakimiyeti özü motorlaşkan kısımlarını Ürümçi'ye kirgizdi bu çöcek arkalık. Onun da ikin üstüden bombalaydı. Bombardıman kıldı Sovyet ayrıplarlarını verdim. Mahmut General'ın koşun. Mahmut Sıcan'ın ne Macunoyan'ın askerlerini bombalap Ürümçi'ni demek kutkuzup kalıdı bula. Macunoyan. O vakti dendi bu Hocinyan'ın nazı acılığa bu Şınıs Seyni'nin kinemesi siz canıp giriş kılıp canıp ne bir taraf kılın. Şimal taraf dikişini ben bir taraf kılay. Ahırda işkimiz birlikte bu hakimiyetine birlikte başkırayla milletle beraber olsun, parhorluk yok olsun. Biz de bir bahtiyar bir hakimiyet kurup halkını biz bahtiyarlık geliştireyle dediler. Şuna hocam Nizacım bile Mahmut Sıcan Şarık Türkistan'ın Cenab-ı Hak yürüyüş kıladı. Cenab-ı Hak yürüyüş kıyandayken bu nemi bilen bu Macunyan kısımları bilen o Sevittin'in vetliğen eskerle bu Ürümçi'nin daha düşpo diye yeri. Yani bu Ürümçi bilen Davançı'nın aralığındaki bir şamallık bir bölge. Şu bölgede Macunlu askerlerle katlı vuruş kılıdı. Hocine dağılın askerler. Yok. Sevit. Sevitlen. Bu vuruşta Macunlu'nun mağlup buludu. Mağlup bulundaki Macunlu'nun hem de canıp taraf kumangan Hocam Nizacı ve Mahmut Sıcan başlı kuşunun aksı bu çıdı. Çüp demek hem de hazır iki kuşuna birbirine saldırganın bütün şeraiti hazırlandı. Hocam Nizacı Mahmut Sıcan'la turpağın toksulluğunu elip onun dediğin yerden karışer, karışerden korla bu taraf hocam kılıp korunulup hem de şu kuşa aksı yürüşkılığa baktı da bu değil mi? Macunoyan'ın kuvvetleri bunun akısını verip ula bilen şu uşak karta önemi de uşak dalda karşıyayla uyaydı vuruş kılıdı. Demek bu yol boyu hiç vuruşup demek hem de hazır asas bir yerde vuruş Macunoyan kısırı bilen Hocam Niyaz Hacı ve Mahmut Sıcan kısmını oturduk vuruş kaydını kütüldü. İki taraf birbiriyle vuruş. Demek bu Şınısey'nin ve Rusya'nın planı bu iki kişinin vuruşturup kuşunu ahir bulunanlık kuşunu acizlaştırıp onun dikin şimdi seni tek çıkışın ibaret dedi. Bu iş olan bu için. Ama bu 33. yılı Pevri Alay'da Hoten'de Mehmet İmam Buğra'nın başlığı da kozgalgan milli azatlık inkılap Hoten'de bu Cimşor'un hakimiyetini tamamen tazılap veya da Hoten İslam hükümetini kurdu. Bu hükümet şu Cimşor'un karşı umumi bu dolkunu egişip kağılık ne, yeken ne, yani azat kılıp Kaşkaya'yı karıp ola ilgirilirdi. O vakitte Kaşkaya hem Sağıt Damlı'nın başçılığındaki kuvvetler terbiyedip Cinşor'undan tamamen azat kılınıp Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruşunun şeraitleri yitilip pişbitiydi. Demek Sağut Damlı'nın bilen Mehmet İmam Buğra'nın kuvvetleri özellikle maslaşıp özellikle birlik gelip demek 1933 yılı 12 Noyabr günü Kaşkaya'da Şarık Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurup çıkıyordu. Hoş. Bu İslam Cumhuriyeti'ni yıkılışına asas sebep şu Sovyet Komünist Hakimiyeti. Onun da paydalanan kuş bu Tüngallar'ın Macunoyan'ın kuvvetleri. Macunoyan 33. yılının
ahire 34. yılının birinci ayları da onun kuvvetleri Kaşkaya kirip, Kaşkaya'nı işgal kılıp, kallı 40. yılı kürgüzüp, 5000'den artık bir gün ahalıkları kırıp taşlaydı. O zaman da hocam neyzacı, demek bu sıla, yani ok, koral, bunun da kısıncılık dağıtı da. Tatkandayken, demek atışta, bu macunun askerleri bile bir kitim ilişip, bir yerden daha örkeş damgı verip, Sovet Komünist Hakimiyeti'nin koral el kılıç için örkeş damgıları da. O yerde hocam nizacını 13 gün bekletti de. Yani heyet kilidi o beklesin de. Sonra heyet mi kilidi? Heyet kegendeyken, demek hocam nizacım vikan emez. Bizim Nurgun altın, kümüş, birinin elip bağın, koral sıktıranla. Biz gidişse, onu dedi ki, bizim Moskova'nın talimatı var. Koralını biz Şıngısay'a giberimiz, Şıngısay arıklılık sizinle koralını alınlar. Şimdi sizinle malum miktarda koralını bir yerde verişimiz mümkün. Bunun şartı var. Şart şu. Dep, bizim şartlarını ortaya koydu. Birincisi, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni tanımasla. Tanımay, onun da alakalarını üzüp, o Cumhuriyet'in başlığı Sağut Damıllam'la Zırp Karacım'la tutuklap Ürümçü hükümetindeki tapşırıp bensle. Şimdi size. Ona tapşırıp birine. Hoş. Digen Kokşaş bir kancı maddılığını oturup koydu. Hocam neyzacım, o maddılarının bahsizliği koşulması mı? Nait elim ikirlik bilen sizinle mühendak kıyısla sizinle Ürümçü verip yani gubernatör, yani memuri, rehber olalı. Sizler ona deyken, kalan bu mahsetlerine sizler yitila deyip ona ait bisim şiltudur. Bu vakitte, çünkü bunun eripsi de Şınız Seymi, hocam nizacının Ürümçü'ye teklif veren, Ruslarının teklifi boyu. Çünkü neymiş geldiyse, yolvasın tahtını ayrı bitiş. Hoş. Bir taktiksi var bu, Çinliler'in. Yolvasın tahtını ayrı bitken deyken, o biraz aciz durumu uçuyor o tüzler. Onun için hocam nizacının teklif kurup Ürümçü'ye kendisiyle. Devletin birlikte idare kılaylı. Sizin o yani mühim mevke birimiz sizinle. Dep teklif etsin hocam nizacı red kıyıkan onu. Çünkü hocam nizacı onun işlenmeyen şimdi sizinle. Red kıyıkan. Bu teklif yani kayıtı bu örekeşlendi. Yani oturup koyuldu. Oturup koyulup yani 12 maddelik bir kilişim imzalandı. Bu Ruslarının bisimi hocam nizacının bu macunun kuvvetleri karşı bu silah ve malzeme yeterliliği gidip ahire bunun hem de biraz koral edip yüzünü 10 şaş için bu adam hem de 12 maddelik bir kelişimge imza kılıdı. Bu kelişimge imza kılıdı belgen koralına ait az kalkınca biz Şınızçı'ya girmiş şu silahı 701 diye asasında aldaydı. Bu 12 maddelik bir kelişim demek 34. yılı 2. ayının 25. günü imzalanıdı. Hocam Neyzacım bile bu Sovet Rusya'nın Erkeştam'daki vekilleriniz de. Hoş. Bu gelişim ne? Yani bu bitim ne? Hocam Neyzacı Sovet Damıllam'a üretildi. Sovet Damıllam bu nemin ağam deyken bu kilişimle. Hocam Neyzacım'ın Ruslar ile tüzgen bu kilişimin ağandayken derhal Yenisa'da 2. Mart 34. yılı 2. Mart günü Yenisa'da ministerla kabinetinin cihinini çakırdı. Pavkaladı cihinini çakırdı. Bu cihinin içilgi vakti demek 1934. yılı Mart ayının 2. günü Yenisa şehrinde. Bu cihin katlaşıkçıyla Başminister ya ki başvekil Sovut Abdulbaki Efendi. Hariciye Naziri Kasımcan Hacı Efendi. Hoş. Edliye Naziri Zerip Karaca Efendi. İşkişler Ministeri Seyit Zadi Yunus Bey Efendi. Sehiye Naziri Abdullah İşan Hoca Efendi. Herbi İşler Naziri ve Ali Başkumandan Sultan Bey Bahtiyar Bey.
Maarif Ministeri Abdikerim Han Maksim Efendi. Maliye Ministeri Ali Ahunbay Efendi. Maliye Nazırı'nın mavini Mehmet Hacı Mehtimzade. Vakıf İşleri'nin ministeri Şemşidin Tırdacı Efendi. Ticaret, Ziraat ve Ticaret Ministeri Satbek Efendi. Hoten Emiri Nurahmet Efendi. Hoten koşullarının yeni saat duruşluk eskiri kısımlarının kumandanı Nurahmet. Yani Mehmet Emin Buğra'nın enisi Nurahmet Efendi. Hoş. Hoten Emiri, yani şu Hoten askerlerinin emiri Nurahmet Efendi. Büyük Millet Meclisi Katibi Sopuzade, İstiklal Cemiyeti'nin Musacan Efendi. Merkez Kumandan ve başka erkan herbi işler kumandanları yani hazır olundu. Bu toplantıda hazır olundu bu Favkalad'ın yığında. Favkalad'ın yığında hocam Nizacı şu yıl fevral iyi otursa da Reis Cumhur Hoca Niyaz Hacı'nın Rusya'ya verip Ülkeş Tam'da Sevit hükümeti ile kilişim tüzgarlığı hakkında bir malumat veriyordu. Hocam Nizacı'nın ki başvekilge yani Sabit Damullam'a bu kilişimini 25. fevral 1934 yılı 308. sallık alaka arkalık Sabit Damullam'a malum kıldı. Kilişim tüzgarlığına. Bu kilişim hakkında Sabit Damullam yığınca tüvendikilek malumatı verdi. Yani Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti hükümetinin habersiz halde kabinetinin hiç kanda istişare kılmay. Ya ki kabinetinin ki unayını anmasın hocam Nizacı'nın Sevit hükümeti ile tüzgen kilişimleri hasıl kıyan kilişimleri tüvendikilerin ibaret de bunu madde madde malumat verdi. Birinci madde adına. Yani bu madde. Hocam Nizacı Sevit hükümeti bilen tüvendik kilişimi hasıl kılgan. Birinci madde. Hocam Nizacı bugünden itibaren Nankin hükümeti bilen katli alakasını üzüp Şerif Türkistan'ı Rusya himayesi asıda işki cihette istiklallık bir ülkede elan kılıdı. İşki cihette üzü yüzüye başkırdığın bir ülkede elan kılıdı. Birinci madde. Demek Nankin hükümeti alakasını üzüldü. Rusya'nın himayesi asıdaki işki cihetin özge toluk hukukluk bir ülke dep elan kılıdı. Birinci madde. İkinci madde Şerif Türkistan istiklaliyetini bitirip tamamlap bunu tamamla ahırlaştırıp Milli Cumhuriyet Hükümet İslamiyesini takip Ürüm şehirde şimdi ben başlık tüzülgen hükümetki boysunudu. Demek 1933'ün kurulan Şerif Türkistan İslamiye hükümetini emelden kaldırıp demek Şingisey Ürümçülü kurulan Şingisey hükümetine boysunudu. Bir Hıhtay'dan, bir Hıhtay'dan acıdı. Yani bir Hıhtay'a kul oldu diye bekliyorum da. Üçüncü maddesi Şerif Türkistan reis cumhurluğunu terk etken zaman Ürümçü hükümeti hocam Nizacı'nı Cuşi yani mülki gubernatörlük tayinleydi. Yani ben hocam Nizacı Şerif Türkistan Cumhuriyeti'nin alakasını üzüp yani onun cumhur reisliğinden vazgeçip muavin oldu. Boğan zaman o vakti de demek Ürümçü hükümeti yani Şinsey hükümeti demekçi. Hocam Nizacı'nı Cuşi yani mülki gubernatörlük diyen en şükür makamga tayinleydi o. Üçüncü madde. Dördüncü madde Şarık Türkistan miqyasidagi mevcut korallık askerlerini Şingisseyge boysunduğun kılıç doğrusu da Hocam Nizacı katli çare tedbir görüldü. Demek ki Şarık Türkistan miqyasidagi mevcut milli korallık kısımlarını Şingisseyge hükümetine katli boysunduğun kılıç için Hocam Nizacı katli çare tedbirlerini görüldü. Beşinci madde Tungan, Hoten,
Özbek, Kırgız, Kazaklardan ibaret milli koşullarını kuralsızlandırış. Ve Şarık Türkistan'da tertip saklaş meksidi de Ürümçi'den alt şehir terepke hareket kıldıgan Hunhoz, Kıhtay, Rus askerleri yerden bir üçün hocam nizacı öz ihtiyardaki kumulluk, turpallıklardan ibaret olan Mahmut buydu. Muhitti, kumandallıkıdaki askerlerini şimdi ben ihtiyarı ötküzüldü. Demek veya mesela Özbek kısımları var mesela veya Sovet denedik, bandit de bu ne bakılıp uğraşıp geçip gelgen Kırgızlarının yerli koşulları var, Tüngallarının askerleri var, bunun hemmini demek tamamen koralıslandırıp şimdi seyir tutup yürüyüş. Hocam nizacı ile Mahmut Muhit'i kumandallığı da kumulluk, turpalık ibaret bulan Mahmut Muhit kumandallığı da askerlerine şimdi benden ihtiyarı ötküzüldü. Demek Mahmut Muhit'i başlıyor askerlerine şimdi benden boyusunda kan kılıdı. Altıncı madde, Manchuria'dan çekinen Hunhoz Kıtaylarını Rus tıpırgarlıklık Şerik Türkistan'ın köçüş hakkı da Sovet hükümeti bilen Şingisay arası tüzleyen kelişimini Hocam Niyaz Hacı tesdik ediyordu, tesdiklaydı. Demek bu Şingisay Ruslar bilen bir kelişim asılkan, Sovet komünistleri bilen. O osuma, demek bu Jungo'nun yani Şerik Şimal yani Manchuria bölgesi de yapılığa bile uğruş mağlup olup Rusya kaçkan kaç olmalıgan askerleri vardı, Kıtay askerleri. Bunu Hunhozla deyip atalgan şu zamanda bu askerlerini Şingisay ile Ruslarının kilişim bu içe bunu Şincan'a kırgızış. Yani Şarık Türkistan'a kırgızış. Şingisay'ı tutup yerleş, onu asker kılış. Şarık Türkistan'a bu askerlerini kırgızış hakkı da demek Sovet Komünist Hakimiyeti ile Şingisay oturup tüzülen bir kilişim. Demek ki ilk vaktinde bu Şingisay'ın hakimiyet meşine çıkışıydı mı? Demek şu Manchuria bölgesinden kaçıp Rusya'dan ötken şu askerlerinin yardımı daha çok oldu. Şunun yardımı bile Şingisay'ı takı çıkardı. Şimdi bunun maksidi Rus Sovet'in demek ki Kıtay askerlerini Şarık Türkistan'a kırgızıp Şarık Türkistan'da bir milli cumhuriyet, bir milli istiklal hakimiyetinin kuruluşunun aldığını ilişki. Hoş. Demek bunun gibi hocam nizacı yerden beridi bu kelişimini tasdiklaydı o degenle 6. madde kılıp bu bitimde oturup koygan. 7. Şarık Türkistan İslam Cumhuriyeti hükümeti herbi hizmetindeki çet ellik ecnebi emeldarlarını hocam nizacı derhal hizmetin boşutup ulanı Şarık Türkistan çıkırsının çet elgi çıkırış için katli çağrı görüldü. Yani ya Allah. Şarık Türkistan İslam Cumhuriyeti hükümeti herbi hizmetindeki çet ellik ecnebiyle yani Özbekistan, Kırgızistan'dan Sovet, Rusya, Komünist hakimiyetine karşı vuruş kılıp gün bu Şarık Türkistan kaçıp gelgen ve Şarık Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yardımcı olan Özbek, Kırgız, Katarlık ve milli güçlerini yani hizmet edin boşutup bunun emel dağlarını, askerlerini hizmetten boştup, ulan Şarık Türkistan çıkırsın, çet yerine çıkırış için katli çağrı kırdı. Çet yerine hedef çıkırırdı da. 8. Sovet hükümeti Şarık Türkistan'ın terkiyatı ve abadlığı köngül bölüdü. Sovet hükümeti, yani Şarık Türkistan'ın terkiyatı ve abadlığı köngül bölüdü. 9. madde, Şarık Türkistan'ın içki Kıtay'dı. İçki Kıtay, Nankin, Manchuria ve başka tereptin her bir ihtimal tipilgan hücumlardan Sovet hükümeti müdafiye kılışını öz üste kaldı. Yani mesela ya ki Japonya'dan ya ki Nenjin hükümetinden veya ki başka güçlerden demek Şarık Türkistan'ı olan hücumlardan müdafiye kılışını Sovet hükümeti öz üste kaldı. Sovet hükümeti. Şunun için bu kumulda demek motorlaşkan kısımdaydı. Bu ne? Aslında bir diviziya asker, bu bir diviziya askerini de Şingisha kumulgu toxtatkan. Bu kirişim kazasın. Urus askerlerimiz, Sovet Komissiya askerleri. 10. madde Şarık Türkistan'da tertip orantılgandan kiyen. Tiz revişte Rus nizamnamı asaslangan. Rusların nizamnamısı asaslangan. Eskeri kısım. Kırışkı doğru geliyordu. Mezkur
vazifeni Sovet hükümeti din özge özgertip kuruş eskireyi vetilip Sovet hükümetinden yani acı mevcut milli kısımlarını kayıt özgertip kuruş iş için Sovet hükümetinin heyet vetilip tegişlik herbi emeldarlarıyla temin kılındı. Temin kılındı. Demek Rus'ninki eskeri meslekçileri demek Şarık Türkistan kırdı. Yaydık milli kısımlarını kayıt edin tüzüş ve onun terim terbiye üstüne demek Sovet Rusya üretken demek komünist kumandallar üstlük alıdı. Yani muşu maddık bu içe demek öz zamanında demek Mahmut Muhit'in diviziyesine Sovet İttifakı'nın Rabalkin sakallı generaldeydi onu üretip o şu armiyanın kayıta repkisiliş ve olanın talim terbiye, elim talim terbiyelerini Rabalkin'in üstlük ağırdı. Rabalkin bile birkaç yerden beraber geldi. Bu da demek Astrid'in demek yani ki komünist mail insanlarını toplayıp Mahmut Muhit'in eskili cihetteki kucunu acizlaştırışını uğramadan. Bu Rabalkin İkinci Dünya Urşı da bu. Gitler bilen boğa Urşı da Sovet tank kısımlarının kumandanı olup o 70. yılları ölgen o Rabalkin diyen. Bütün tank kısımlarının kumandanlığını istiyor. Demek ki ben boyum edemini verirken. Bu halde başlangıçtaki komünistlerin mail edemlerini taht etmesi gel. Bir kısmı Sovet derin terbiye alındı. Taşken güvendim. Bu Taşken yolunun menüsünü yiyip Mahmut'un canına dikkat kılınlar. Bu adam yakışa edemez. Hoş. Biz yoksulların hükümetini kuruşuna ne kılıyız? Bu da onların ürümçilik her bir mektep güvendim. Bir kısım episerlerini demek Rus'la Şinlis'e üzgü mail kılmalı da. Bunun neticesi de. Yani bu maddenin 11. maddesi bu kilişimden. Sovet hükümeti Şarkı Türkistan'da kayıtların tüzledigen her bir koşunu zamanı ve usul ve korallığa bilen korallandırışını öz üstlük alıdı. Demek Sovet hükümeti Şarkı Türkistan'da kayıtların tüzledigen her bir koşunu zamanı ve usul ve korallığa bilen korallandırışını öz üstlük alıdı. O 12. madde Ürümçi hükümeti bilen Sovet hükümeti otursa da yani Ürümçi hükümeti bile Sovet hükümeti otursa da siyasi, iktisadi meselelerde alaydı kilişim namı tüzüldü. Siyasi, iktisadi meselelerde demek Sovet hükümeti bile Şinlis'e otursa alaydı kilişim namı tüzüldü. Hoş. Nazırlığa eğitti, tüvendik hiç kararı kabul kıldı. Bunun karşı Nazırlığa yani ilk bu Sabit Amulam Aşkan'ı. Sabit Amulam'ın kabinti bu anlığa mümkün. Ya müşahede hemen bu 12 nemin anlap ötük de bunun içine hiçbir bir hocunya da acımlı bir kelgüsü bir milletli bir düşünüp ben mavi biz için bir paylılık kararken dedik hani hiçbir nesi yokken bu. Yok ama tamamen yani, bir gen, oturdum kaldırış onun bir kurcak. Ya üzümü bu ilk bu 12 betimlik nesini anlığa vakti üzü okusu mu? Aslı hocunya da acım bunu da gazaplanıp yitip taşıyan derecedeki bir mesxir karakterli şu kadar hem de pesleştirgüçü tüven güçüye güç şekildeki mezmun. Hem kandaksı ki sileceğim bu hocuna da acımın ki bunu kubuluk kılışı. Kudu doğru iş gözü kukandak lan bu adam ki ya. Hem de şu vakitte hem de bu hem de bu macuniyen nankeş reyvisini yukarı göğüstüp teşvik kılıp milli kısımlarla bir psikik hücum nahit kudretli bu her bir terim terbiye köken o bu dem. Hatta Kaşgar'da mı müdafiye kız kılalaydı. Vay 2000 Tungan askeri kelip tutup da azer. Onun arkasında 5000 asker var iken kelip atkan degendekilla. El Kaşgar'ın müdafiye durak kısımlar hepimiz takıp taklık çıktı. Kaşgar'ı boşluk bergen. O psikik hücumdan. Psikolojik hücumdan demek. Demek onu umaylı işgal kılıp onu Kaşgar'ı 5000 adamın katlamı kılgan. Şimdi bu hocam nizacı at üstün bir uruş pıkıp Tüngallah'a bilen. Üyeden de onun ne kılaysa ok doğru tükep ketken. Koral yetersiz. Örgeçte bu bağandaki bu hem de kısmak verip mışını kıysanız siz Ürümçülü gubernatör olursunuz, reis olursunuz,
деп мынамды мына маддыны имзалашкан мәҗбүр кылган. Әле хоҗам низаҗының бу ядәбдә чөнг буны якмам буны кыланмай мен. Деп рәт кылышым мөмкин иде, мен буны рәт кыланмай, буныңга макул булып калган иде. Әле хоҗам низаҗының өткән иң чөнг бер хаталык деп карайбыз. Bu 2 Mart 34. yılı yeni saat ötküzülgen bu Şarık Türkistan İslam Cumhuriyeti kabinti şunda karaydı. Hocam nizacının milletinin tavşırığını almayı durup Sovet hükümetinin tekliği bu içe örgeçtanda Bolşevikler ile milletinin menfaati hılap gayri kanuni girişim tüzgarlık erkitini Türkistan Türkleri kılınan hıyanet de hesaplaydı. Sabır Damullah'cığım başlığı ki ministerler kabinete ağan karar. Demek Sabır Damullah'ın yani milletinin tapşırığını anmayı durup, milletinin razılığını anmayı durup, Şarık Türkistan İslam Cumhuriyeti kabinetinin ki ölen istişare kılmayı durup, hoş. Sovet hükümetinin teklifi bu içe, Örkeştam'da Bolşevikler bilen milletinin menfaati hılap, gayri kanunu girişim tüzgarlık erkitini Türkistan Türkleri kılınan hıyanet de hesaplaydı. Hoş, bu birincisi. Hıyanet bu. İkinci madde, Sovet hükümeti bilen hocam nizacı oturuz tüzülgen 12 maddelik girişimini gayri kanunu girişimde hesaplaydı. Küçük yemez. Hocam nizacı bilen Sovet hükümeti oturuz tüzülgen 12 maddelik girişimini hiç kandak kanuni asası yok. Gayri kanuni kilişim de bir sefaydı. Hoş. Kanuni red kıladı bunu. İkinci maddede. Üçüncü madde. Net yıllardan beri hesapsız kurballığa verip ağan Şarık Türkistan milli istiklalının ayaklaştırılışı Türkistan Türklerinden ziyankeşlik uçurtuluşudur. Birkaç yıllardan beri can tikip, kan verip Şarık Türkistan halkının kurgan bu istiklalini bu kilişimle ayaklaştırılışı Türkistan Türklerinden ziyankeşlik uçurtuluşudur. Milli istiklalini kolda tutup gelişi de Şarık Türkistan Türkleri her kanda fedakarlıkta hazırdır. Milli istiklalini kolda tutup duruş için Şarık Türkistan Türkleri her kanda fedakarlıkta hazırdır. Hoş. Hocun yazıcının keçigül bombaydıgan hıyanetini nefret bilen eyipleydi. Hocam yazıcının bu keçigül bombaydıgan bu hıyanetini bu kabint, ministerler kabinti nefret bilen eyipleydi. Hoş. Tört. Şarık Türkistan Türkleri Bolşevikler kuluğu çüşke asla razı olmaydı. Şarık Türkistan Türkleri Bolşeviklerin, komünist Bolşeviklerin kuluğu çüşke asla razı olmaydı. Bunun asasen milletin narazılığı Kaşgar'daki Sovet konsolosluğu arkalık sessiz hükümdeki bildirilsin. Demek bu kişinin tonumamızdaydıgan bu bayanat demek Kaşgar'daki Sovet Konsul arkalık Sovetler İttifakı bildirilsin de kararlandı, bildirildi. Hoş. 5. Sovet askerlerinden Şarık Türkistan'ın işgal etişi beynelmelel kaideyi hılap ve hiçbir tarihte görülmeyen Türkistan Türkleri üstte kılınan baskınçılık, kızıl cihangirlik de hesaplaydı. Demek bu Sovet askeri kırgızıp Şınısı'ya gidecek yerden beğendirdi. Hoş. Kızıl armiye kırgızıp demek bu Sovet hakimiyetinin askerlerinin Şarık Türkistan'ın işgal kılışı beynelmilel halkara kaydı kılap ve tarihte hiç görülmeyen Türkistan Türkleri üstte kılınan baskınçılık kızıl cihangirlikte hesaplaydı. Bunun esasen kızıl bolşeviklerinin kanunsuz hareketlerini öz hükümetlerine bildirişine Kaşgar'daki ecnebi konsulların müracaat kılınsın. Ecebi konsulluğa müracaat olur. Yani bu Muş-i Sevit'in kanunsuz hareketini, bu istila, cihangirlik hareketini Kaşgar'daki
konsulluk, çet elinin konsulları var. Kaç konsulu var şu vakitlerde? Engliye'nin konsulu var, Şivitsiye'nin konsulu var. Muş konsulları demek bildirip, yetküzüp onun özü bu kanun serkitini katli çekleş hakkında yardım verişke davet kılınsın. Konsulları müracaat kılınsın. Altıncı madde, hocam nizacı akılsız revişlik yığan kelişimden paydalanıp, Sovet İttifakı Şarık Türkistan işgal etiş hareket kılıyordu. Hocam nizacı bilen hocam nizacının akılsızlığı bilen asıl kılınan kelişimden paydalanıp, Sovet İttifakı Şarık Türkistan'ı işgal kılış hareket kılıyordu. Akıldır valli nasıl böyle. Bu ahval nazar tutup, herbi işler nazareti ve Ali başkomandallıkka düşmelerinin hücumu karşı müdafiye çağrısı buluş için tavsiye kılınsın. Şu milli kısımlara demek o Sovet Rusya'nın Şarık Türkistan kılığına tecavüzü karşı katli köreş kılış bunun aldığını iliş için hareket kılışka karar kılınan yani. Yedinci madde hazırlık vaziyetinin iğirliğine itibar gelip umumi millet seferberlikke çakırılsın. Umum millet seferberlik çakırılgan seferberlik umman bu kilişim karşı bizden istiklal ne milli müstakillikimiz ne himaye kılış için köreşke hem de yani seferber olsun deyip çapardığını tavsiye demek kılınganı çakırık çıkırılgan. Sekizinci madde yani bu hocam nizacının Sovet Bolşevik tüzgen 12 maddelik kilişime karşı Sovet Damıllam'ın hükümetine ağan karşı gelişiminin kararının 8. maddesi Kızıl Bolşevik Kongkoz Hıttaylani Çölçek Arıklık Şerki Türkistan'a Rus tıpırgıdın köçürüşke mani buluşunu tavsiye kılıp General Şerif Han'a tiz revişte buyruk verilsin. Şu anda Altay'ın milli şu an azadlık hareketinin ki muhim kadimlerden birisi General Şerif Han Töri'ydi. Şerif Han Töri Kazak Türkleri'ydi. Onun kuludun milli kuvvet vardı. Şunun için bu Han Kozula'nın yani Dungbey'den Rusya'ya girip Rusya'dan şerif tutan Kırgızlığa Han Kozula'nı Kırgızmezdik. Bunun aldığım tosaj için Şerif Han Töri'ye, General Şerif Han Töri'ye derhal talimat verilsin. O onun karşı hareket görsün diye karar çıkarıldı. Şerif Han Töri'ye mi bu buyruk derhal, onun da yetkizildi, derhal buyruk yetkizildi. Hoş. 9. madde, 15. Mart 1934 yılı 15. Mart günü Şarkı Türkistan Halik Fakirliğe kurulduğu yığını çakırılsın. Yani onu karar kıladı. Yani 34. yılı 15. Mart'ta Şarkı Türkistan Halik Fakirliğe kurulduğunun yığını çakırış hakkında karar ayınladı. Hoş. Yığını çakırılsın. Demek bunun da bu meselelerin umumizlik müzakir kılıp umumizlik bu gelişimi karşı bu tecavüzcülük karşı herkese halkımızın seferber kılış için bu kararını aldı. Halk vekiller kurultayını çakırıştığına karar kıladı. 10. madde hocam nizacı bilen Sovet hükümeti otururuz. Hocam nizacı bilen Sovet hükümetinin ki otururuzda tüzülgen bu gelişim ve onun karşı Sovet Damıllam'ın kabinet ağan kararname hakkında kararla halk vekiller kurultayı tapşırılsın. Yani hem Sovet Damıllam'ın vakti malumat verilsin, hem Sovet Damıllam'ın Rus Bolşevik ve tüzgen bu gelişime karşı demek Şarık Türkistan İslam Cumhuriyeti kabinetinin ağan kararı halk kurultayı yığını tapşırılsın. Ola bunun göre özel karar alsın. Hoş. 11. madde demek hocam nizacı başlık kabinetin ağın kararı. Hocam nizacı nazır, hocam nizacı ministerler heyetinin müracaatlerini kabul kılıp tutkan yoludan vazgeçmeyen takdirde. Hocam nizacı bu hata yoludan
vazgeçmeyen takdirde Cumhur Reis ve Ali Başkomandanlık vazifesinden kaldırış hakkında Halk Vekilleri Kurultayı yığını da mesele oturup koysun ve karar elinsin. Demek ki eğer hocam nizacı bu hata yıldan kaçsa, vazgeçse o zaman onun Cumhur Reisliği ve Milli Kuvvetlerinin kumandallığı saklanıp kalıyordu. Bunu vazgeçmek, yani bu hata yolunu mangıdan olsa, Halk Vekiller Kurultayı da bu mesele körülüp, hocam nizacının bu Cumhuriyet'in Cumhur Reisi ve bütün milli koşullarının Ali Kumandallık vazifesi ilip taşlansın. Yani 12. Nankin ve Yapın Hükümeti'ye Halkırağı hakkımızın müdafaa kılış doğrusuna müracaat kılınsın. Nankin hem de Hıhtay Hükümeti, Yapın Hükümeti hem bu Sovet Hükümeti'nin Bolşeviklerinin bu bizim hak hukukumuzu tecavüz kılıp fiyallığa karşı bizim hak hukukumuzun müdafaa kılış doğrusu da müracaat kılınsın. Bizim hak hukukumuzun biraz müdafaa kılışka başvekil Sabit Abdullah Bağı Acım, Katip Sopuzade. Demek bu gelişimle demek anlattık birisi demek hocam nizacının Sovet Bolşevik Hükümeti ile erkeşten hasıl kılan 12 maddelik gelişimi. Hoş. Ve bunun karşı demek 34. yılı 3. ayının 2. günü Yeni Sağ şehrinde Şerif Türkistan İslam Cumhuriyeti Ministerler Kemişi'nin ağın kararı. O kararlamında. Bunlar tıkmıtık birbirine karşı. Demek birinci karar örkeşlendik Sevin. Demek Şerif Türkistan Cumhuriyeti'nin yok kılış. Şerif Türkistan halkının Ali menfaati hıyanet kılış. Şerif Türkistan'ı demek tamamen bu Cellat Şimşek Hüseyin'in koluna ötküzüşten ibaret bir kararga tüzüp çıkan bu kararı hocam nizacının imza kıldığıgan. Demek şimdi Sabit Damıllan başçılığındaki bu ministerler kemişi pavkıladı cığını. Demek onun karşı 12 maddelik bir karar elip bunu tamamen red kıygan onu. Red kıygan. Demek bu ehvallanın bu ceryandaki ehvallar şu. Ama Sovet hakimiydi ve Şinisi bunun olan toktap kalmaydı. Devamlı hocam nizacını yani aldaş, yanını ürümçüge çakırıp ürümçü keltiriş için ciddi hareket geçirdi. Bu şimdiki. Hocam nizacı ürümçü bir iş çiftilinip kalıdı. Çiftilinip. Belki beni aynı tuzak düşürüp, benim kılan dönemeye hem işine de Şinisi'nin kolu koyup koydu. Dep özü çiftilinip ürümçüge bir işe makul olmaydı. Makul bulmadan deyken bu nait köp kısmet işlep hatta hocam nizacı Aksu Turmatka vakti da Aprisop namıdaki bu ürümçüdeki Sovet Konsili Aprisop ne nemi güvertip ürümçü güvertip ayrı bilen bilen. Aksu'a. 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 Ürümçünün Aksu'a güvertip hocam nizacı bilen görüşüp bu tekliflerini kayıt koydu. Siz ürümçü güvarsız, devlet yüzünüz idare kılısız. Mavur reislik vazifesi sizin koydu. Siz demiş ki bunun akıl demeyi istedikken hocam nizacı Şimdi Seyit'in işenmeydi kaldı. Onun için şek şöbe kıldı kaldığını bildirip kaldı. Yok siz bizi işinem. Biz Sovet Hükümeti kapanet. Eğer Şimdi Seyit sizi çakırdığım olsa biz sizin hayatınızı koklayımız. De kayıt kayıt bunu yalvarıp bunu kapalet verin. Hatta kapalet tıkılış hakkı da bir süzülen bir kilişim mücnümü bağ de duyduk biz Aksu'da bu görüşümle. Bu aldın 12 madalık örkeştaymı kilişimi Rusça, Uygurca, Hıttayca 3 dilde hazırlanan, 3 dilde hazırlanıp imza kılınan. Bu Aprisop'un hem hocam nizacı Ağzaki Bezil'deydi yazımlık bir anlaşım bir Sovet Hükümeti sizin bekterliğinizi kapalet kılıdı o degen kapaletini kıygan. O vakti da bunu Mahmut Muhit'i bile mesleğetliliş için yani Mahmut Muhit'i bile Maralış'ta eskili kısımdan beşteydi, Maralış'taydı. Üyede çakırıp hocam nizacı Mahmut Muhit'i bu mesleğetini koymak Mahmut Muhit'i red kılıdı bunu. Bombaydı, bağımsızlığa silüyede de red kılıdı.
Lekin bu ak-akının bu bizim aldaşlar neticesinde ahir sabit olmalı. Bu sabit ne demek sabit damlar hocam nezacı sabit damlar ne zerip karacemle kol geliş hakkında demek milli kısımda Mahmut Muhit kısır koşulaga emir biri de. Mahmut Muhit biraz onun karış çıkan bu sımı oturdu bek pavkaladı bir çok ıhtılap olması de o bir başka bir kumandalık kuruluş. Şimdi ona sabit damlar zerip karacemi tutup bunu Aksu'ya ekilip bunu Aksu'dan onun dikin bunu Ürümçü'ye yollap birini Hıhtay askerleri tapşırıp. Şimdi bu yolda boğa vakada eski bu eğer de hata yoldan yanmasa yanmasa. Arvıldık yapmak adı geliyor yani birkaç asker. Şu Aksu'ya gelişte şu bir Aksu'nun bir yüzyıllarında hali kuzgulup Epmangallı'nı tamamen vurup çıkıp onu biştirip kılıp etip acım kaçıp kasla. Şimdi biz kovdayımız, şimdi bağımızla Ürümçü'ye şimdi ya demek kesla dese bu hem de bu adam hocam neyiz acık biz yayı itip kalmışsın dep yana onu aşağı da hocam neyiz acık bizden Cumhur Reis'imiz onun kızı yayı itip kalmışsın dep onu mu yılkı onun sıcak bakmakallığı onun kızgın bakmakallığı ahırda demek bu Şıngız Sey'nin askerleri Aksu'nun Savut Damıllam delip demek Ürümçü'ye şu vakti da Könüşlü Karaganda 12 maşini askermiş hem de bula. 12 maşinlik asker. Şu Savut Damıllam'ı ilip Ürümçü'ye mangam. Şu vakti de bu Kasım Acım degen bir adam. Kasım Kurban. Onun Hıttaycısının var. Bunun Şortan'da okuyan adam. Marulun. O şu Toksun'unki nemisiyken. O ne şeyin hakimi hikaye o. Yaşmalı hikaye o. Şunu benim sözle verişçe. Şu bir günü vay Ürümçü'nün telegramı geldi deydi, telefon geldi deydi Şıngı Seydin. Üyege şu... Özgürlük yaptı o Şıngı Seydin. Şıngı Seydin de Şıngı Seydin. Ciddi tayarlıklarla 300 kişilik asker geliyordu. Onun yemek içmekten hemen tayar katli mahbe tutulsun. Dep buyruk geldi deydi. Aksu Trap'ten geliyordu. 300 nefer asker. Şunu öyle biz hazırlık kıldık dedi. Şu tamak pamak hemen hazırlık demeyi bilmeyimiz. Bir bakla 20 kişilik geldi dedi. Kündüzeye toktan piç sımadık ya ola. Sabit damalım tüyük kılıp kündüzde ucum bok kalıdı dep. Kündüzeye sabit damalım Epmangan askerdi. Epmangan askerdi. Piç sımadık ya. Kişi de şu 20 kişi de demek geldi dedi. Şu kişi saat 11'li daha aynı. 90'lı itip geldi dedi. Onu biz şuradan yani düşürüp bulduk tamak verdik dedi. Onu anlasak şu sabit damalım ekeye askerliyken dedi. Bunu bir öğe kılıp aldık askerlerini koyup koydu dedi. Saklaydı. Bu vakti de Sağut Damlılam işini vuruptu. İşini vurup bana benim çakırı diken deyken o Kasım Kurban'ı çakırıptı. Silgi şahsen söyledi hepeydi. Çünkü kısım Sağut Damlılam kendiydi. Allah'ım ben Sağut Damlılam dedi dedi. Ben kömegen deydi o adamda. O adam hazır hayat mı? O adam ölüp gitti bu 87. yılı. Ben Sabit Damullam dedi. Ona dedi ki bu Sabit Damullam tutup gelen askerliyken de ben de nuhtum dedi. Bana dedi bir terek su verin dedi. Dep gitti dedi bana bir su verin ben bir terek edilip namaz kılıp alayım dedi. Şunu öyle ben hem de bir çoğunda ilman suyunu istip ödemle verdim dedi. Şunu öyle güzel şeyde ezin edip bu namazını kıkandıyken ilgi etken tabaktın hem bir polo üstte koşusun ekirip birip onu kılıp ki kendimi kıysam nâit rahmet. Tabi şimdi dedi ben birinci kıtım görüşüm. Yani bu olanı şu eğet seni kündüzde aşağıya tutup durup hiçse Ürümçü'ye gelip bandı dedi. Hiçse. Demek Sabit Damlılar'ın Şıngız Şey tapşırdı. Şıngız Şey bunu hepsi attı. Hem de hocam nizacının takdirimi Sabit Damlılar'ın bile okşaş oldu. Bu Ürümçü'ye bağlandığın ki kaçıncı yıl vardı diye baktığında Ürümçü'ye bu Sabit Damlılam Ursul'un ilik aldam siyaseti ile ilik aldamçılık siyaseti ile bu hocam nizacı yani bu aldam haltı uçuştu yani 8. ayda 1934'ün 8. ayda
Ürümçi var mı? Hocam nizacı Ürümçi kilidi. Bunun arkasından 200 atlık asker bilen 9. aylarda onun muhafizetçisi Ahmet Halil Hocam 200 atlık askerle Ürümçi kilidi onu yerleştirdi. Biraz mezgül ötkendikin hocam nizacı nahit özünün kılta küçükelliğine biz kılıyordu. Hiç kandak mühim hukuklar anımız için şeyin kolu da mühim jığılığa iştirak kıldırmaydı. Adet jığılığa iştirak kıldırdı. Şunun için hocam nizacım ben kılta küçüktüm yani. Ben aş kağalını bankan aş ağalandı işlerine ben kulak sağsam bu optik yani. Hem de ben demek bu şinseyinin kılta küçük kaptım ben ben de hükümet işlerimi soğup o oğlaş bilen. Onu dikin bırak ticaret işleri bilen mi? Şunun Allah'a malum. Demek demek bu şinsey ve ustazı Sevit Bolşeviklerinin meslehetçisi bilen demek milli rehberlerini milli kısımlarını birbiri ihtilap silip birbiri bile uruşturup bazı kişilerine kattı mensetlerini verip onun deyken öyle ki dopsuk ciddi sağandık aldaş filan yolvasın tağdın ayrı yetiştiğe meksidiğe yetişti mafuk oldu. Milli kahramanla, milli münevverle paçılanan halde ağa kalkının emmisi yoktuldu. Demek onun deyken Mahmut Muhyiddin'e yoktuş. Bak demek ki işte bana kalkıyor. Sabıtamlam Ürümçü'ye hep kilingen deyken Hoca Nezacım onun kendin Ürümçü'ye vardı o. Ha, hocam Nezacım Ürümçü'ye vardı. Hoca Nezacım Ürümçü'ye bağ vakti de sabıtamlam öldürüyordum da. İşte bildim duru da. Hoca Nezacım mı? Sabıtamlam bir günde. Allah. Öldürüden bir günde öldürüden de şunu olan bu naayet üzü badem üzerine emisi ki naayet hep sunulup hocam Nezacı. Ben bir kere ben ne mi kuttum ben bu aldan kaldığı çıktım ben de hepsinde ama iş al ütep gitti orlu orlu bana bir kemmeydi yeri kemmeydi iş Mahmut Sıcan ahir bu ehvallarını hem de tekrar kolgamlıgan hocam dizancına ama yine ehvallı yani Mahmut Sıcan'ın kilişekleri köp telgram böyle vakti de Mahmut Sıcan bütün Kaşkayak'ın erkekin telegramı çekip, ne yapalım, Kaşkır bizden ayrı tutmamaydı o deyip, veya bir işini ret kıyıkan. Ahırda, demek o Mahmut Sıcan kattık bir simir güzüp, her yerdelik, paçılap bunun nemelerine, medak kandikin, Mahmut Sıcan, 1937 yılı, 4. ayınınki, demek 3. güne Kaşkayak'ı taşlap, Taşkırdın bir yardım ilişki imkaniyeti bağımı o. Bunu bir görüp kış için, bunu bir tetkik kılış için Hindistan'a çıkıp gitti. Şunun ölen Şıngız Sey'nin yukarıdaki planı, yani Mahmut Sıcan'ı mı tutup yok kılış planı emelge açmaya kaldı. Bu Mahmut Sıcan çıkıp gitkendeyken onun kolundaki Abdüniyaz Kamal kısımlarının öyle ki polik komandörlerinin umumi kimişi bilen demek şu Şerh Nemi'nin Mahmut Sıcan Mahmut Sıcan'ın ki diviziyasının kumandanı olup teyirleniyordu ve o Nemi'di ki bu Hotel'de Turvatkan Mahmut Sen bilen alakı bağlap bu kayıtı Sevit ve onun kolçunu Şıngısay'a hakimiyeti karşı umumizlik bir uruş başlap Şerh Türkistan'ı kayıt edin bir kol geliş için plan tüzüldü. Muş plan bilen demek 1937 yılı Mahmut Sıcan çıkıp gitkendeyken demek bu Abdüniyaz Kamal ve Mahmut Sen bilen maslaşıp durup ta korluk kadar Şınsay'ın askerlerini biçit kılıp korluk kadar azat kılıp Ürümçü'nün bu soru yıkılıp kalıdı. Yani Şınsay'ın dedi vay deyip İslam'ı müracaat kılıp benim yaman oldu. Siz bana yerden beğenmişsiniz deyip, onun deyken o demek şu 37. yılın 7. 8. ayları da demek yani örkeştemden her kayış çıkırılı boylardan esker kürgüzüp demek ayrı plan motorlaşkan kısım, atlı kısımını kürgüzüp Sovyet Kızıl Armiyesi'ne. Şunun olan
bu Abdüniyaz Kemal'ın askerlerini yok kılıp, bir kılığın şu vaktiki Megen Apor'u kırgında, demek 5-6 mıdır asker çöllerde kırılıp yok kutlaştığında. Yani bizim şu demenin milli kısımlardı, Mahmut Muhit'in kısımlardı. Yani 1937 yılı 10. ayının 12. günü. Mahmut sıcak çıkıp gitti. Hmm. Abdüniyaz Kemal'ın askerlerini bir taraf kıldı. Hmm. Yok kılıp. Şunun deyken hem de şansı say, 37. yılı 10. ayının 12. günü Ürümçi'de hocam nizacını kol kaldı. Aslında bu kol geliş, bu Şıngıs Sey'nin yani bu işkir dinkeyen yani şu vakitki hükümetin vekili, Gümindan hükümetinin vekili Çinliipo'nun şerifine bir ziyafet uyuşturdu Şıngıs Sey Ürümçi'de. Onun hocam niyazacını mı? Çinliipo'ya ben bir ziyafet iştirak kesildim. Hocam nizacı bir 15-20 askeri bilen birlikleri de onun ayağını sakıltıp koyup şu yığını kagen vaktini paylanıp hocam nizacı tutkun kılıdı. Tutkun kılıp demek 37. yılı 10. ayının 12. günü kol gelip onu hemen türmeyi taşlaydı. Türmeyi düşken deyken endim bu adam uçuruş kagen yoklap kagenli bilen sözmüşüm. Aa Sevit'in alı o modu yakınla. Bana kepillik kılmakçıydı bu Şıngıs Sey'in türmeyi gökküm solap koydu. Dedik, apresip de geldi, olmadığı verip ben yakınlar beni bu solap koydu bu. Kimmiş karnışmayın onunla. Dese endim, bu... şu vaktiriki hocam nizacınınki mühim ademlerden biri. Bu demek ki konsülü basa. Almış bir ketken. Almış başka bir ketken. Bizim haberimiz yok ki almıştın demiştim. Demek ki şuna olan bu. Demek ahırda yani o körüşkünü bağlan ziyavıdın diye edip konsülülen körüşkünü asa bizden haberimiz yok geldi. Muşun böyle demek bu tüyetti. Bu olanı ahire 1939. yılı. Yani iki yılda türme tutup durup 12. ayda ürümüş türmüste boyunlarına sırt mahsilip öldürüp boğup ağıp üstüne benizin döküp Sabit Damıllam hocam nizacı başlık Cemi 108 nefer en milli münevverlerini Moskova'nın tesliği ile ölüm cezası bir Şıngıs Sey'e yollaydı. O Moskova'dan, Moskova'dan bu Haşim Hacı diyen Uygur dini çıkan bir münafık olmuş. Şu vakti Sevittin ve etliyen şu Haşim Hacı verip Moskova'ya görüp Stalin'in tesliğine ekilip şuna olan Şıngıs Sey'e malum kılıdı. Şuna olan türmede 39. 12. ayda bunu boğup, ağamçı ile boğup ötürüp 108 edemle, Sabit Damıllam, hocam nezacı başlık. Ondan bu nemene mi öldürdü? Şerif Han türünü mü? O başlık mı da 108 edemle öldürüp, üstüne binizi çiçip, kirisini çiçip, onu ot koyup bir cesetleri. Demek bu paca öyle, demek hocam nezacı mı? Demek bu hatalığının ki bedelini öz cini bile ödedi. Bu hem de bizden ait ibret alınan bir tarih. Biz onun için her kandak vakitte nâid sergâk oluşmamız lazım. Hakikaten. Dost düşmanla inek tanışmamız lazım. Birlik ittifakımızın nâid müstehkem saklışımız lazım. Demek düşman nâid ilimikirlik, nâid saktikar, şeytandın mı artık planları var? Biz hem de ki zamanlarda biz zamanevi ilimden, zamanevi terakkiyattan biz kiyen kaldırıldık. Demek Hıttay'la bizde mağaritin terakkıldığı dedi. Bizim medeniyet işlerimiz rivacılışa karşı çıkıp onu daha bir tüncük durup geldi. Şunun için bizim Hıddı Mahmut Muhit'in Hindistan'da sözlüğünü okşaş, biz zulüm karşı büyük bir inkılap başladık. İnkılap kıldık, can tikip, kan tikip, ahirde biz Mahit'e büyük bir galibiyetini kazandık. Dikin bizim Rusya'dan ibaret Yuhan Devlet, Hıttay militer Şıngıs Sey'ni kollap, bizi karşı naayeti, hilimikir, şeytani hareketlerini edip verip, bizim bu inkılabımızı tüncüktürdü. Biz de zamanevi ilim, zamanevi bilgiler, zamanevi yetişmeyen tabunun teyarlık ilgilenmeyen tok. Biz köp akıdık ağını tok. Düşmeler
Eylül Məcnubunun ki əskeri tərbiyə cəhətini olsun, silah yıxımının ait üstündür. Onun için biz üçüncü pedagog can kıysak mı? Biz ahirde muhabbet bulamadık. Min hazır bazıları nancin nemge, çünçinge basla aşağıda falan pistallı bağ, şöyle ulan birle oturup neme kıysla deydi. Ben çünkü ış kılıp, çünkü can kılıp, çünkü dostlarımdan ağırlayıp, çünkü benim yakın edemlerim, eskerlerim şehit olsa, ben hem de bir gün verip, ben veya de çünçinge verip veya tutsam, o kurban boğan, mücahitler, şehitler, gördüm, öğrü kopak gitmem de o. Ben bu inkılap ne? Üzen bir baylık toplaş için, yükürüm mukamı çıkış için, yükürüm bir mensebki çıkış için kıyınım yok. Ben bu inkılap ne? Halkımızın menfaati için kıldım. Halkımızın azatlığı için elip bağdım. Şunun için ben bundan namussuz teklifle kabul kılmadım. Bizde ölmek var, dönmek yok. Biz bu yolu baş attık, bu yoldan her izi kaytmamız. Demek ölmek var, dönüş kaytış yok. Demeyin daha cevap derken. Demek biz hazır bombadan tek toluk yetilmeyen, biz bir ağırlık kalan zamanda, demek Rusya'nın mübarek çok bir cahangir devlet, demek Hıhtaylarını yönep, ahir bizim işimiz ne? Mağlubu ile öfşirattı. Lakin biz bu mücadeleden her giz vazgeçmeyimiz daha mı kılamayız diye. Onun için biz bu Şarık Türkistan tarihi de elbette her edemden nurgun muvaffakiyetlerin bulundu, bazı uşak çek, bazı kamçılıkların bulundu. Biz asas muvaffakiyetle karışımız lazım bana geldi. Şunun için biz Şarık Türkistan'ın şu 20. yüzyılda yetiştirgen mühim adamlarından birisinin Mahmut Muhyiddin, General Mahmut Muhyiddin de bir saplısak oldu. Bu adam demek özü mesela çok bayının balısı. Onun tırpanlık karızları var, kudukları var. Dadısı demek şu milletin aklını verip daha Tatarıstan'dan sevdiğinde okutkuçluğuna gelip tırpanlığı birinci kıtım yeme mektep içip işte milletin terbiye edip inirlerini Mahmut Muhyiddin. Şu Muhyiddin Akkıgan demek şunun demesi öyle yetileyen Mahmut Muhyiddin. Şunun için Mahmut Muhyiddin'in Şarık Türkistan İnkılabı da şu 30. yılı inkılabın ayı çoğun rolü var. Bu ödemlimi biz her zaman yad etmemiz lazım. Hatırlayışımız lazım demek için. Tamam. Rahmet Allah razı olsun. Hakikaten ayı tepsili toktulup ötle. İnşallah bugün ki bu sohbetleşken mavzurumuz akıdımı hakikaten insanın ki kalplerini kaygı çöktürdüğün nurgun için işlik işlerini, vakiyat işlerini anlayıp öttük. Hem de tarihte ütüp gitken bugünkü bizimki sökbet kılıçdaki maksidimiz herkes bazı bir şahıslarını karlayıp onu başka bir sahaya çıkarıp ötüşü ya ki yani birisini köptürüp maktab bir kılıçemez. Tarihini aşı tarihte bulup ötken vakiyat işlerini aynen şekilde biz yukurdun bir karıgıcı, tehşürgücü süpürden biz anlayıp öttük hem de. Tecrübe savaklarını kabul etmiş. Tecrübe savak iliş mavzusu edin. Hem de hemmesi Allah'ın dergahı gayr kılış şekilde ketken buldu şu ecdetlerimiz, şu kurbanlarını beğen şu çoğunlarımız. Hem de Allah'ın programını ahirden mi şu mücadele kafirlerden bulunmuş şu oruçlarda. Özünün cenini, melini, hemmeni kurban kılıp, şu yolda ketken, şu kerindaşlarımızga, şu büyüklerimizge rahmet eyleş bilen. Özüge layık rövüşte her bir, tabii ki her bir şahıs, meyli kaysuruğuna ağam olsun bu hayatı da. Özüge layık şekilde Allah'tan gördüğünü gördü, o muhakkak hem de. Biz hem de hayat kağallah bu lüsbümüzle buladın. Bu açık, Allah'tan açık savaklardan kanak ders çıkarış, bunun kayıt tekrarlanması için kolumuzun kilişe hareket kılış, bizden üstümüzü düşürken mecbur etip kanayımın. Kadirli kardeşler, hem de yan bir katımla husus bütümüzde. Bir gün aslında yine 44. yıldaki Cumhuriyet girmek istedik. Bu vakti itibariyle vaktimiz yetmeye kaldı. İnşallah yan bir katımla 4. kısmımızda devam kılımız programımızda. Bu programı için Allah eğer ömür verse, yeni bir katımlık programımızı görüş kesetlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmen. Tavşırımız, kıymetlik vaktini çıkarıp kepeye geldik için Doktor Sultan Mahmut Kaşgarlı Üstadımızın rahmet ettiğimiz köptün köp. Rahmet, Allah razı olsun. Silahime rahmet ettim. İstiklal TV'sinin. Demek bu 33. Cumhuriyet hakkında halkımızı bilgilendiriş, olağa malumat veriş için beni teklif kılıp,
bu vakti göz kararışlarımını anlatışı bu imkan belgelerinle için. Allah razı olsun. Ben İstiklal TV'sine bir yerde işlev atkan rehberlik ve bir yerde kırındaşlarımıza köp rahmet ettim. Rahmet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Zor muhabbiyatla atak olsun. Amin amin inşallah. Tekrar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.